Bir, bir şey var yani o da bir gergin. <laughs> Tabi bu gerginlik medyanın özellikle kendisine sorduğu sorular, eleştirilerden ciddi bir şekilde rahatsız olmuş durumda. yani Bu çok açık ve net bir şekilde görülüyor. Tabi şimdi onun Fenerbahçe'nin başına gelmesiyle beraber genel Türkiye'de oluşan hava, işte bir sihirli değnekle Fenerbahçe hem Avrupa'da hem Lig'de, ee, müthiş galibiyetler alacak, e, iyi sonuçlar alacak ve müthiş bir futbol oynayacak gibisindendi. Tabii şu ana kadar bu olmadı. Böyle ortada bir futbol mutbol yok. Yani iyi oyun yok. Dün de Fenerbahçe böyle e, klasiktir. Yani ecel terleri döktüğü bir maçı kazandı. Yani mucizeyle de kazandı aslında. Yani bakıldığında çok kötü bir ilk yarı, çok kötü çok çok kötü bir ilk 27 dakika. Rakip 10 defa 10 şut çekiyor. 7 tanesi kaleyi buluyor ve o anlarda Livakovic sizi ayakta tutuyor. Sonrasında işte ilk yarı bitiyor, ikinci yarı biraz toparlanıyorsunuz. Sonra tekrar rakibi ve hop 10 kişi kalıyor rakip. Aman diyorsunuz tamam rakip 10 kişi kaldı derken bir penaltı e, kazanıyor e, rakip. Yine Livakovic kurtarıyor. Bu arada 2019'dan sonra e, ilk kez bir Fenerbahçe kalecisi Avrupa maçında penaltı kurtarmış. Ee, en son 2019 Harun e, kurtarmış Zenit maçında. Şimdi bu Mourinho'nun kurtarıcısı zaten Livakovic. Yani Livakovic Mourinho'yu da kurtardı. Fenerbahçe'yi de kurtardı. Yani sonra penaltıyı kurtarması, bir iki dakika sonra gelen diğer gol ve aman dediler maç mı, beraberlik falan mı gelecek derken nihayet maç bitti. Ama tabii oyun olarak bakıldığında hocamın da anlattığı gibi yani kimseyi mutlu eden bir tablo yok. Fenerbahçe taraftarı mutsuz. Zaten bugün seyirci rakamları falan açıklandı. Öyle bir haber vardı. Fenerbahçe'nin seyirci şeyleri düşmeye başlamış rakamları. Yani bir, bir umutsuzluk var. Biraz bir mutsuzluk var. Mourinho'nun laflarına da gelirsek özellikle mesela diyor ki şükürler olsun ki sadece iki maç kaybettik. Bir tanesi Lille, bir diğeri de işte Galatasaray'a karşı. Sizin anlattığınız şekilden bakınca çok da fazla kaybetmişiz gibi görünüyor. E, Fenerbahçe'nin iki maç kaybetmesi önemli bir şey. Zaten bir Galatasaray çok önemli. Kaybetmeyeceği bir maç. Bir de evinde. Diğeri değil. Yani şimdi bunları bilen bir teknik adam olmamasını anlıyorum ama birçok şeyi anlatmışlar kendisine. Yani işte Galatasaray'ın bir takım şeyleri anlatılmış. işte Okan Hoca ile ilgili anlatılmış. Yani bazı veriler kendisine verilmiş, sunulmuş. Yani hocam bak saha dışında da biz geçen sene bunları yaşadık. Rakibimizin durumu şu. 3 metre geçiyor, 2 metre geriye geliyor filan filan. Yani zaten bahsettiği maçlar önemli <laughs> çok önemli maçlar. Yani başka şükürler olsun ki sadece iki maç şu ana kadar yani yani kaybettik. Yani daha ne kaybedeceksiniz? Başka kaybedecek maçınız mı var? Yani Galatasaray maçı ile beraber ciddi derecede bir taraftar kitleniz demoralize oldu. Yani moralleri bozuldu herkesin. Benim tanıdığım bütün Fenerbahçelilerin morali bozuk yani Galatasaray'a nasıl kaybederiz diye bakıldığı zaman. E şimdi zaten çok kırılma yaşayan bir takım. Uzun süredir başarı özlemi, şampiyonluk özlemi yaşayan bir ekipten bahsediyoruz. Ama bu sene bir işte hocaların hocası mı diyelim, VIP hoca mı diyelim, ünlü hoca mı diyelim yani değil, tamam çok büyük bir hoca getirmişsiniz. Ama bugün sahada oynanan oyuna, futbola baktığınız zaman korkuyorsunuz resmen. Tedirgin oluyorsunuz. Yani biz bu maçı kazanabilir miyiz diye bir tedirgi, tedirginliğin içine giriyorsunuz. Haklı mı taraftar? Haklı. Yani bu oyun Fenerbahçe, hangi Fenerbahçe taraftarını mutlu edebilir? Kim mutlu olabilir? Yani Cengiz niye bu halde? Hocam yani mesela sormak lazım. Niye Cengiz bir türlü ilerleme kat edemiyor? Şans da veriyorsunuz. Niye bir, bir, bir türlü şey yapamıyor? El Nesri niye hala tam hazır hale gelmedi? Yani kaç maç geçti ya ligde geçti Avrupa'da geçti. Var Enes'in en son yani, de ilgili açıklaması yani, var. oraya da geleceğiz. Yani işte, idare eder filan kötü de değil gibisinden bir şey söyledi. Ya, takım ne kadar oynuyorsa e, da o Fred kadar oynuyor. Fred niye geriye gidiyor? Şimdi bunları da sormak lazım basın toplantısında. Niye geriye gidiyor bu takım oyuncuları? Bir sorun mu var, bir sıkıntımı var? Sizinle ilgili bir sıkıntı var, teknik kadroyla ilgili bir sıkıntı var. Yani bir baskım var üzerinizde bir baskı olduğu gerçek ama bakıldığında hoca diyor ki ben diyor Eylül'de diyor. İşte bir Mourinho etkisi bekliyorsunuz ama diyor ben de Eylül'de kupa alamam ki. Tamam. Mourinho efekti dedi, göremezsiniz yani, yani Eylül bu, oyunda Eylül'de, Eylül'de... Eylül'de verilen bir kupa yok dedi. Tamam biz Eylül'de bence Eylül'de kimse kupa beklemiyor Fenerbahçe'den öyle bir şey yok. Fenerbahçelerin beklediği çok basit. Güzel iyi futbol, kaliteli futbol, güzel sonuçlar ve maçı izlerken kalbinde şöyle göğsünü tuttuğunda bir ağrı hissetmeyeceği bir maç yaşamak istiyor. Bütün istediği o. Zaman... E, Ahmet Hoca'ya şunu sorayım. Hocam gerçekten Fenerbahçeliler sizce ne bekliyor? Şu ana kadar Jose Mourinho ne sunuyor, ne vaat ediyor? Fenerbahçe e, son 5 yıldır kazanamadığı o şampiyonluğu bekliyor. E, ülkemizde herkes de Mourinho'nun düşündüğünden çok daha iyi bu futbolu biliyor. Dolayısıyla bu aylarda şampiyonluğun gelmeyeceğini de biliyor. Fenerbahçe şampiyonlar liginde yoluna devam etmek isterdi, olmadı, olabilir. Cemiyah bunu kabullendi. Bakın Mourinho'ya karşı bir eleştiri bile yapılmadı. Ama bu dönemde şampiyon olacağına dair bir ışık giremedi. İşte beklediği de o ışık. Ben şampiyon olacağım mesajını takımdan almak istiyor. Bunu göremeyince de taraftar akli yere huzursuz. Ee, bir maç kötü oynayabilirsin. O maçı da kaybedebilirsin. Bunlar futbolda hep var. Çok kariyerli bir hoca olabilirsin. Mourinho gibi. 26 tane kupa kazanmış olabilirsin. Ama buna rağmen senin bir aylık, iki aylık formsuz bir dönemin de olabilir. Doğru. Ama bunları değiştirmek için bir şey yapılmıyor Fenerbahçe'de. Benim büyük bir üzüntüyle gördüğüm zaten o. Şimdi eğer siz Galatasaray derbisi gibi büyük bir derbiyi kendi sahanızda kaybediyorsanız kaldı ki Mourinho o derbiyi kaybedene kadar o derbinin gerçekten ne anlam ifade ettiğini anlatılsa bile hiç bilmiyordu. Şu an bile tam olarak bildiğini ben kendi adıma düşünmüyorum. Ama maç sonrası şu açıklamayı yaptı. Dedi ki acı çekiyoruz. Evet. Amrabat çıktı. Aynı şeyi Amrabat da söyledi. Ya acı çeken biri sen Julioaz maçında böyle oynamaz. İyi güzel onun senin ona vereceğin bir tepki var. O tepkiyi ver. Rakip senin üzerine baskı kurmuş sen o baskıdan çıkamıyorsun. Ben baskı yapmaya çalıştım dedi Mourinho Fenerbahçe. O baskıyı yapamadı. Kaldı ki onların yaptığı baskıdan kurtulmak için uzun top oynadık dedi Enesri'ye. E, orada da etkili olamadık dedi. Çünkü e, onların stoperi Borges o da uzun boylu biri. Nesri'ye üstünlük sağladı. Hocam ama orada şöyle bir detay e, var ya. Biz maç sonunda da e, konuştuk da yani 1.89 Nesri, Borges e, 2 metre yani arada e, 11 e, santim var ki önemli olan e, bence sıçrama yeteneği. E, ki Hadi her şeye geçtim. Borges'in 2 metre olduğu şey şimdi, zaten biliniyor. Ya, e, sen, Ömer sen Mourinho'sun ya. Diyelim Boylarımız ne olursa olsun ben sana bir üstünlük sağladıysam sen de uzun topla çıkmak istiyorsan Ennesri'yle Borges'i merkezde bırakma Ennesri'yi sol tarafa çek. Elister onunla kafaya çıksın veya senin kendi sağ tarafına çek Masi de onunla kafaya çıksın. Bu kadarını da sen koskoca Ömer Saraç olarak 26 kupa kazanmış İyi bir hoca olarak herhalde düşünüyor olman 26 lazım. 26 lokal, 5 Avrupa Kupası. Özür dilerim Eksi, eks, eksik varmış. <laughs> Şimdi amacım da Mourinho'yu eleştirmek değil. Yani bu işler kolay da değil. Şunu da biliyorum maalesef. Türkiye'ye gelen belirli bir seviyenin üzerindeki hocaların hepsinde ben şunu gördüm. Bizim futbolumuzu küçümsüyorlar. Hatta bizim oyuncumuzu, bizim hocalarımızı, bizim taraftarımızı neredeyse bizim her şeyimizi Aa, Medyayı söylemedin hocam. Ya medya me me bir cümlesini okumam lazım şu anda. Peki yüzü kesmiş olacağım. Özür dilerim. Bakın ne diyor? Taraftarın düşüncesinde, yapısında sizlerin etkisi olduğunu düşünüyorum diyor medya evet. mensuplarına söylüyor. Sizin diyor iş yapış şeklinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani taraftar şey yapıyor, memnun değil ya. Yani siz yönlendiriyorsunuz diyor taraftarı. <laughs> Bu anlamda değişmesi gereken belki sizlersiniz diyor. Ve arkasından devam ediyor. Siz diyor kaç saat çalışıyorsunuz diyor. Mesela ben ben de günde 11 12 13 saat çalışıyorum. <laughs> Biz çalışıyorsunuz bilmiyorum ama diyor ben diyor 12 saat çalışıyorum diyor. Ve e, İstanbul güzel şehir ben buraya çalışmaya geldim e tabii ki yani sonuçta profesyonelsiniz. 15 milyon euro ya da yakın bir ücret alıyorsunuz yani çalışmak kadar doğal Saatine Ne olabilir? Dedi Altın, yani yok. arkasından da işte kariyeriyle ilgili 26 kupa, 5,5 Avrupa Kupası kazandım. Buçuk diyorum çünkü ben çalınan Avrupa Kupası'nı hiçbir zaman unutmayacağım falan diye <laughs> devam ediyor. Yani, yani burada yani. biraz, biraz değil açık açık medya mensuplarına da şöyle bir şey diyor. Yani işte eleştirmeyin, yorum yapmayın, söylemeyin. Yani olur mu öyle bir şey? Sizden önceki bütün hocalar eleştiriliyor. Okan Buruk yeri geliyor, övülüyor, yeri geliyor. Şimdi Beşiktaş'a geleceğiz. Beşiktaş'ın... Hollandalı teknik direktörünün bombalarını da burada anlatacağız. Değerli hocalarım var ben de söyleyeceğim. Ya yani niye kaybetti Beşiktaş böyle bir hezimete uğradı onu da anlatacağız. Yani e, bu işin doğasında olan gazeteci zaten bir şeyi eleştirmezse, bir şeyi sormazsa, bir şeyi bilmem yapmazsa yani ne, ne yapacak yani o basın toplantısına zaten Niye gidiyor kardeşim gitmesinin ne gereği bence var? Orada eleştir yani eleştirmeyin demiyor. Hemen sözü bırakacağız. Yönlendiriyorsunuz diyor tarafta. Yani şöyle ya yani Premier Lig'deyken de La Liga'dayken de hep zaten gazetecilere bu anlamda takılıyordu. Yani bence yine aynısını yapıyor. Yani bir soruyu çok doğru bulmadım. da Ömer. Fenerbahçe'nin oynanan futbolundan kim memnun? Fenerbahçe taraftarı memnun mu? Yani sokağa çıkalım. bin kişiye soralım. Bunun 900 950'si diyecek ki yok kardeşim tamam sonuç alıyoruz ama oynanan futboldan Tabii memnun değiliz diyecek. Bunun konuşulması hocam. kadar da doğal ne olabilir? Yani bu da eleştirilecek evet. bir nokta. Eğer dün akşamki maçın sonucu bir şans eseri geldiyse yani biraz da şansının yardımıyla Fenerbahçe kazandıysa hocam izledim diyor maçı çıplak gözle. Yani e demek ki bir sorun var. Demek ki bir sıkıntı var. Ve şunu söyleyerek bitireyim. Dün akşamki oyun Fenerbahçe bundan sonra böyle devam ederse yani öyle her zaman şans yaver gitmez. Onu da söyleyeyim yani. Daha fazla eleştiriler böyle çıkmaya başlar. Ee, şimdi Fenerbahçe'de Mourinho'nun o söylediği karşısında şunu söyleyeceğim. Medyanın görevi bakın en doğru analizleri yapıp olumlu veya olumsuz görüş bildirmektir. Eleştiri dendiği anda illa Fenerbahçe'ye zarar vermek, Mourinho'yu kötü göstermek için bilinçli yapılan bir şey değil... Ne gördüyse medya onu yazıyor, onu anlatıyor. Mourinho dedi ki ben Türkiye'ye geldim. Sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna da hizmet edeceğim. Ya Sayın Mourinho hocam senden ricam şu. Lütfen bıraktık bu işin içinden gelmiş futbolcuları, teknik adamları. Medyada yanlış söylenen ne varsa lütfen onların doğrularını sen söyler misin? Biz de o doğruları öğrenelim. Ama o konudaki hiçbir şey yok. Ama benim Özellikle hocadan beklentilerimi bir, birkaç cümleyle sayayım. Yanlış hesap yapmadıysam Fenerbahçe sezonu tam 95 gün önce açtı. Bakın teknik adamlıkta biz genelde kendi aramızda şunu deriz. 100 gün sonra bir teknik adam aldığı takıma kendi damgasını vurmuş olmalı. 100 gün sonra o takımın fizikman hiçbir sorunu olmaması lazım. O takımın bir oyunu olması lazım o takımdaki bütün futbolcuların kendi normal form seviyelerine ulaşmış olmaları lazım. Şimdi Mourinho'ya soruyorum. Arada 5 gün kaldı. Zaten maça çıkana kadar da 100 gün de olacak. Tamam onun 100 güne değil belki 200 güne ihtiyacı vardır. O ayrı. Ama onun adı Mourinho olduğu için o 100 günü aşağıda çekmeli Mourinho hocam.